Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz günaydın keyfiniz saatiniz bol olsun arkadaşlar güzel bir gün diliyorum bugünkü günlük falımızda niyetlerinizle alakalı neler çıktı ben de merak ediyorum umarım güzel bir fal olur keyif alacağımız güzel <laughs> konulara değinmiş oluruz hemen açalım ve bakalım neler neler var bu sefer bir değişiklik yapalım falınızla alakalı evet ya da hayır diyeyim ama tabi genel gene söyleyeceğim mesela şimdi açalım Parasal konularda tutmuş olduğunuz niyetle alakalı hayır diyorum arkadaşlar. Aşk ilişkilerle alakalı tutmuş olduğunuz konularda da evet diyorum. Şimdi böyle bir değişiklik yaptım. Evet mi hayır mı olarak değerlendirdim. Şimdi falımıza geçelim. Gördüğünüz gibi bakın burası iş bölümü. Artık beni her gün izleyenler vardır. Bu iş konularıyla alakalı önünüzdeki süreci karartı olarak görebilirsiniz. Ne yazık ki e, dalgalanan karışık bir denizin içerisinde hayatınızı kontrol etmeye çalışacaksınız. Bugün için bulunduğunuz alanda kafanızı böyle bir kuma gömmüşsünüz. <laughs> Diyorsunuz ki, "Hayır, görmek istemiyorum. Hayır, düşünmek istemiyorum." Yani düşündükçe cevap bulamıyorum. Cevaplar alamıyorum dediğiniz bir süreçte bir kişiden de destek bekliyorsunuz. Fakat bu destek beklediğiniz kişi hani böyle destek vereceğim, yapacağım ediyor mu diyor ama dikkat edin onun çok daha büyük sıkıntıları, sorunları var. Bir kişiden destek alamam ama beklenti içinde olduğunuz bir kişinin destek vermemesinden dolayı üzülme gibi bir durum söz konusu olabilir ve yakın zaman için görünüyor. Bu birincisi. Niyet ettiğiniz konularla alakalı şöyle önümüzde bir ay dalgalı bir denizde. Hızlı hızlı yüzmeye çalışıp önünüzü görmeye çalışıp geçireceğiniz bir süreç var. Bir ayın sonunda yalnız bu niyet ettiğiniz konunun haricinde gene parasal konularla alakalı elinizde hani şu da olsa iyi olur dediğiniz bir konuda güzel haber alacaksınız. Fakat genel bir borç hani şey gibi düşünün büyük bir kredi kartı borcunuz var. Bu borcu ödemeye niyet ettiniz fakat onun yanında bir iki borcunuz daha var. Bu iki borcun ödenmesi de ama büyük kredi kartının ödenmemesi gibi bir durum diye düşündüm bunu. Sıkıntılar var. Büyük sıkıntılar değil de küçük sıkıntılarınızla alakalı bir ay sonrası için güzel bir gelişme yaşayacağınız görünüyor. Ama bu böyle benim parasal anlamda önümü açar mı derseniz açmıyor ne yazık ki. Mücadelenize devam ettiğiniz ne kadar süre devam ettiğiniz derseniz de 3 ay boyunca bu konularla ilgili mücadele edeceğiniz biraz da üzgün. Gene mi olmadı diyebileceğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. İşe başlamak istersiniz. Bugünkü niyetlerde aslında çok yakın zamanda bir işe başlama olmaz. Sadece elinize böyle bir iş teklifi ya da bir iş olanağı geçer bir ay sonra ama bu size yeterli gelmeyebilir. Hani başlayıp bırakma ya da başlayayım mı başlamayayım mı deyip arada kalıp yok ya vazgeçtim deme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama genel şartlarıyla falımızda 4 aydan önce öyle çok da ee, oh be, sonunda rahatladım diyeceğiniz bir döngü içerisinde ne yazık ki görünmüyorsunuz. İş yerinizde bir konu, bir olay varsa, beklenti içinde olduğunuz yardım ya da işte e, emeklerinizin karşılığını almak konusunda bir beklentiniz varsa, iş yeriniz kapalı görünüyor. Yani e, zor şartlarda emek verirsiniz, emeklerinizin karşılığını alamama gibi bir durum söz konusu olabilir. direkt kapalı arkadaşlar. Hani ne desem ne desem iyi bir yer bulsam, iyi bir yer bulsam diyorum ama. Hani çatışma, huzursuz alan, para eksikliği, paranın ele geçmemesi, emek verip karşılık alamama gibi durumlar olabilir. Çünkü burada zaten şuraya da baktığım zaman, bakın tamamen geçmişe doğru arı gibi çalışmışsınız, üretmişsiniz ama geçmişe doğru alacaklarınızdan dolayı kafanızda ve ağzınızda çok da iyimser olmayan kelime ve düşünceler görünüyor. Bugün falın aslında en kapalı tarafı diyebileceğim alana bakıyorum ne yazık ki. Ee, burada hadi iyi bir şey, hadi iyi bir şey diyorum ama yok. Burayı geçelim ne diyorsunuz geçelim bence de ilişkilerle alakalı aslında daha güzel diyebilirim. Şöyle ki e, ilişkilerle alakalı karşılıklı konuşma Görüşme ve başlangıçlar Yeni yol planları e, bir şeyleri Düzeltmek bir şeyleri değiştirmek Karşı tarafında sizinle aynı duygularda Olduğu bir süreç görünüyor eşinizle Konuşursunuz bazı planlar yaparsınız Ve her ay sanki yenilenen planlarla Birlikte yolunuza devam edersiniz Burada e, haziran temmuz Ağustos yani 3 ay sonrası için Sadece önünüze çıkacak bir engel var Hanede sanki böyle e, Birisine gidip birisinden onay almanız gereken bir durum olacak burada e, bir kişinin önüne geçmiş ama bu büyük bir kişi hani anneden babadan ona yalınacak bir durummuş gibi duruyor sanki önünde durmuş ona saygıda kusur etmeden bir beklentinizi ya da bir isteğinizi anlatmaya açıklamaya çalışacaksınız karşınızdaki kişi sıkıntılı ama sizi sarıyor yani aslında istediğiniz şey ona pek de işine gelmese de e, sevmesiyle alakalı ya da değer vermesiyle alakalı elini size açmış elinde olanı sizinle paylaşırken görünüyor burada biraz tereddütte kalabilirsiniz. Bir kere deneyip sonrasında tekrardan deneyerek bu işi bitirebileceğiniz görünüyor falımıza göre. Yani güzel iyi şeyler çıksın falan dedim ama yani şu iş konuları çok havada kaldığınız süreç var. Hani çalışıyorsunuz, işlerinden memnun değilsiniz, havada kalıyorsunuz. Ne bırakmaya ne yeni iş aramaya mecaliniz yok diyebilirim. Yeni iş aramayayım, hadi olanı düzeltmeye çalışayım diyeceksiniz. Orada böyle bir kargaşanın içerisinde bir 3 ay geçireceksiniz görselleri var arkadaşlar. Şimdi şurayı da şöyle biraz sulandıracağım vallahi bari buradan güzel şeyler çıksın. Ha bir de şey yani kulaklarınızı kapamışsınız. Hani ee, negatif olanı görmek istemediğiniz bir süreçtesiniz. Haklısınız da hani e, önünüze çıkabilecek engelleri farkındasınız ama düşünmek istemiyorsunuz. Hani bir borcunuz vardır bugünden düşünmeyeceğim önüme çıktığı zaman dertlenirim der gibi böyle kulaklarınızı kapamış olduğunuz alanda o günün gelmesini bekliyorsunuz gibi görünüyor. Burada da gene aynı şekilde bakın bir paranın parayla ilgili bir sorunun önünüze çıkacağı bu sıkıntıyla alakalı da bugünden aslında çok da düşünmediğiniz şunu şunu yaparım dediğiniz ama günü geldiğinde bir tıkanıklık yaşayacağınız görselleri de var. Hani önceden paçalarınızı sıvamanızda fayda var diyeceğim. Bu önünüze çıkabilecek sıkıntı aslında bilinen ee, böyle dua ettiğiniz bir konu ama daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Şöyle yakın zamanda açılacak bir konuymuş gibi durmuyor. E taşınma konuları arkadaşlar aktif olabilir. Burada para harcanacak ama taşıma olayı gerçekleşiyor. Bulunduğunuz topluluktan ayrılmakta zorluk çekme görselleri var. Hani sanki çevrenizdeki insanlar sizi çok da bırakmak istemezmiş gibi. Ama e, sırtınıza da böyle bir bıçak <laughs> koymuşsunuz. Hani evet bunu istemiyordum ama yapmak zorundayım diye sanki e, hani ev değişikliği görselleri bugünkü falımızda var. Hani taşınır mıyım diye niyet tuttuysanız Maksimum bir ay içerisinde taşınırsınız. E burada iki kişinin paralel düşündüğü, aynı şeyleri düşündüğü, biraz karşınızdaki kişinin inat ettiği ki bu değişiniz diye düşünüyorum bir konu olabilir ya da yer olabilir. Burada da anlaşmayı sağlayıp bir yere kendinizi atıyorsunuz. Burada aslında bugüne göre biraz daha karmaşık bir yer yalnız burası. Hani burada böyle ee, alışmakta zorluk çekebilirsiniz taşındığınız yere. Dört dilek, dört dilekle alakalı da aslında. En temizi diyebileceğim şey, e, bir dakika odada tam olmamış zaten şu an bakıyorum. Yani şöyle en temiz olacak alan 7 ay sonra diyor dileklerle alakalı. Yakın zamanda e, iyi böyle net evet çok güzel oturdu hayatıma tertemiz mis diyeceğiniz bir konu. İlişkilerde olur ama iş ve para konularında arkadaşlar ne yazık ki olmaz. Bakın bir bölümünü atıyorsunuz. Bazı aydınlanmalar var ama bu aile tarafından iş ve aileye getirilmesi, götürülmesi gereken büyük bir borç görseli var. Olduğu yerde duruyor. Genel konu borç bence bugün beni dinleyenlerin o borçla alakalı önceden adımlar atmanız, düşünmeniz, yardım alacak yerlere başvurmanız gerekiyor. Gördüklerim bunlardı hayatlarınıza ne kadar dokunur bilemiyorum ama tabii ki iyi dediklerim önünüze ışık olsun aydınlatsın önünüzü arkadaşlar ee, yeni aşk var mı derseniz burada şimdi onu da hemen söyleyeyim aklımdayken. Yeni aşk böyle ilahi aşk çıkmayabilir. Aralıklarla kişilerin önünüzde değişeceği süreçler. Hani bir ay onunla bir ay sonra bir flört olur mu olmaz mı gibi değişken bir alan var. Böyle direkt hemen sarıldığınız evleneceğiniz bir kişi bugünkü falımızda gene en az 6 ay için yok arkadaşlar. Bugünkü falımız böyleydi. Üzülerek anlatmaya çalıştım. Her şey keşke günlük gülistanlık olsaydı. Günlük gülistanlık olanları size keyifle söyleseydim. Bugün, bugün, bugün böyle bir günmüş. <laughs> Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.